Sayın Bakanım, Sayın Milletvekillerim, Sayın Genel Müdürlerim, kamu ve özel sektörün çok değerli temsilcileri, üniversitelerimizin çok değerli öğretim üyeleri, kıymetli panelistlerimiz, yurt dışından ve ülkemizden katılım sağlayan çok kıymetli konuklarımız, değerli basın mensupları ve akıllı ulaşım sistemleri, kısa adıyla AUS Türkiye'nin çok değerli üyeleri. AUS Türkiye ev sahipliğinde ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Mehmet Cahit Turhan'ın himayelerinde gerçekleştirdiğimiz Summit Uluslararası 2. Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi'ne hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Üyeleri arasında kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, mobil telekomünikasyon operatörleri, özel sektör firmaları bulunan ve ülkemizi gururla temsil eden AUS Türkiye, 4. yılında uluslararası katılımlı 2. zirvesini bugün sizlerin çok değerli katkılarıyla gerçekleştiriyor. İkinci diyoruz çok değerli konuklar ama aslında bu zirve AUS Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen 3. zirvemiz. İlki yerel düzeyde gerçekleşmişti AUS zirvesinin ve geçen seneden itibaren uluslararası düzeyde misafirlerini ağırlamaya başladı. Toplam 1400 kişinin katılımıyla gerçekleşen ilk uluslararası zirve bugün ikincisiyle birlikte artık gelenekselleşmeye başladı. Bu yolculukta başta Sayın Bakanımız olmak üzere davetimize icabet eden bütün konuklarımıza katkıları ve esirgemedikleri samimi destekleri için çok teşekkür ediyoruz öncelikli olarak. Ben Sermin Baysal Ata iki gün devam edecek etkinliğimiz boyunca sizlerle birlikte olacağım ve bu önemli organizasyonu siz kıymetli misafirlerimize yakışır bir şekilde sunmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Tekrar teşekkür ediyorum destekleriniz için. Efendim organizasyonumuza başlamadan önce başta Çanakkale, Kurtuluş Savaşı, 15 Temmuz ve işte geçtiğimiz günlerde şehit verdiğimiz İdlib başta olmak üzere bütün şehitlerimiz anısına önce saygı duruşu ardından İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum sizleri. Buyurunuz. Teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım, değerli konuklar, az sonra açılış konuşmalarını yapmak üzere saygıdeğer konuşmacılarımızı buraya davet edeceğim. Ama öncesinde kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Oturumlarımızda konularıyla ilgili çok değerli uzmanlarımız bilgi paylaşımında bulunacaklar. Bu çok önemli kazanımın yanında katılanlara her oturumun sonunda çekilecek kura ile bir akıllı telefon armağan edeceğiz. Bir diğer sürprizimiz de katılımcıların görüşlerini almak için oluşturduğumuz anket uygulaması. Çeşitli noktalara yerleştirdiğimiz kare kodları telefonlarınıza okuttuğunuzda çok değerli konuklar ankete ulaşacaksınız ve bu ankete ulaşarak ve doldurarak zirvenin sonunda çekilecek kurayla akıllı telefon kazanma şansını elde edebilirsiniz. Desteğiniz ve katılımınız için şimdiden teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi konuşmacılarımızı sahneye davet etmeden önce AUS Türkiye'nin
kısa bir videosuyla sizleri baş başa bırakmak istiyorum. Sayın Bakanım, çok kıymetli konuklar, 2 gün boyunca sizleri ağırlayacağımız organizasyonumuzda sektör liderlerinin kamu ve özel sektörden alanında uzman, saygın yönetici ve temsilcilerin bilgi, birikim ve deneyimlerini bizimle paylaştıkları oturumlar olacak. Geleceğin Ulaşım Politikaları ve AUS adıyla ilk oturumumuz bugün kapılarını siz değerli konuklarımıza öğleden sonra açacak. Yine günün en önemli etkinliklerinden Sayın Bakanımızın teşrifleriyle gerçekleşecek Tır Asist Projesi İşbirliği Protokolü imza töreninin de saat 11.30'da fuaye alanında olacağını hatırlatmak istiyorum ve daha fazla vakit kaybetmeden ilk konuşmacımızı sahneye davet etmek istiyorum efendim. Açış konuşmasını yapmak üzere AUS Türkiye Başkanı ve aynı zamanda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda Strateji Geliştirme Başkanlığı görevini yürüten Sayın Erol Yanar'ı sahneye davet etmek istiyorum. Sayın Erol Yanar, buyurunuz. Sayın bakanlarım, sayın belediye başkanlarım, dünyanın farklı noktalarından teşrif eden çok değerli ITS birliklerinin başkanları, sektörün ve AUS Türkiye üyelerinin çok değerli temsilcileri
değerli basın mensupları, saygıdeğer misafirlerimiz. Akıllı ulaşım sistemleri Türkiye olarak ilkini geçen yıl düzenlediğimiz Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi'nin ikincisini gerçekleştirme telaşını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Geçen yılki zirvede oluşturulan sinerji ve karşılıklı bilgi akışının akıllı ulaşım sistemleri alanında hızlı yol alabileceğimize işaret ettiğini gördüğümüz için adını SAM-ITS olarak markalaştırma ve geleneksel hale getirme hedefini ortaya koyduk. Bu açıdan buraya kadar gelip aklınızdakileri bizimle paylaşarak akıllı ulaşım sistemleri alanındaki her katmana katkıda bulunmak istediğiniz ve ayrıca organizasyonumuzu onurlandırdığınız için salonda bulunan herkese tek tek teşekkür ediyorum. Desteğini bizden hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Bakanımız başta olmak üzere dünyanın uzak yakın çeşitli ülkelerinden gelen yabancı konuklarımıza emek veren, destek çıkan, bilgisiyle, tecrübesiyle katkı sağlayan herkese müteşekkiriz. Sayın Bakanlarım, çok değerli konuklar, günümüzde bilginin nasıl üretildiği, nasıl hızlı bir şekilde işlendiği ve kullanıma sokulduğu aşikar. Bu, bize zamana ayak uydurmakla ilgili bir takım yükümlülükler de getiriyor. Dünyanın her tarafında her geçen gün artan mobiliteyi karşılayacak yeni perspektiflere ihtiyaç var. Bunu da insanlık aklını kullanarak akıllı ulaşım sistemlerini geliştirerek ortaya koymaya devam ediyor. Çünkü bu dünyada bilgi ve iletişim sektörleriyle birebir etkileşim ve ondan güç alan bir alan. Akıllı ulaşım sistemlerinin gelişmesiyle daha fazla yol güvenliği, daha fazla yol kapasitesi, daha fazla hareket kabiliyeti, daha fazla seyahat konforu ve sonuç itibariyle daha fazla hız demek. Bu sayede ulaşımın insan, çevre ve enerji kaynakları üzerindeki olumsuz etkiler de azalıyor. Böylece birey ve kurumların verimliliği artıyor. Bu durum akıllı ulaşım sistemlerinin geldiği noktayı yeterli kılmıyor elbette. Çünkü konuşmamın başında da belirttiğim gibi bilginin üretilmesi, işlenmesi ve dağıtımı hiç bitmiyor, bitmeyecek. Bu gelişmeler ve beklenti pazarın büyümesini de beraberinde getiriyor. Bildiğiniz üzere akıllı ulaşım sistemleri akıllı şehirlerin en önemli bileşenlerinden birisi. Uluslararası bir pazar araştırmasına göre 308 milyar dolar olan akıllı şehirler pazarı yıllık olarak yaklaşık %18.4 büyümeyle 2023 yılında ulaşacağı hedef 717.2 milyar dolar. Yaklaşık iki katın üstünde büyük bir büyüme. 46.2 milyar dolar olan akıllı ulaşım sistemleri pazarı ise 2023 yıl sonunda yaklaşık 65 milyar dolara yükselmiş olacak. Ülkemizde Ağustos pazarı ile ilgili bir araştırma maalesef bulunmuyor. Biz Ağustos Türkiye olarak bir çalışma başlattık. Proje haline getirdik. AB fonlarından yararlanmak için süreci çok yakından takip ediyoruz. Sayın Bakanlarım, değerli katılımcılar, ülkemizde akıllı ulaşım sistemleri alanında istediğimiz noktada olmadığımızı açık yüreklilikle söylemek istiyorum. Bundaki temel etkenin konuya biraz da geç eğilmemiz olduğunu kabul etmek gerekiyor. Nitekim Ağustos Türkiye'de diğer ITS birliklerine bakıldığında çok yeni. Dünyanın ilk kurulan ITS birlikleri ITS Amerika ve Ertiko'nun kuruluş yıllarının 1991 olduğu göz önünde bulundurulursa biz Ağustos yapılanması konusunda da dünyayı 25 yıl geriden takip ediyoruz. Ancak yapılan bu çalışmalar bu açığı hızla kapatma hevesimiz ve isteğimizi destekliyor. Ülkemizin her konudaki adaptasyon kabiliyetini göz önünde bulundurursak, Ağustos konusunda yol almış diğer ülkeler aradaki mümkün olan en kısa zamanda kapatacağımıza olan inancımız sonsuz. Bunun için hem özel sektör, faaliyet gösteren firmalar, hem kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyon eksikliğinin her geçen gün eridiğini de belirtmek isterim. Bu konu üzerinde çok çaba sarf ediyoruz. Üzerinde durduğumuz en önemli konulardan biri işte bu, birlikte çalışabilirlik. Hem sistemler olarak hem de kurumlar olarak birlikte çalışabilmek. Bunu temin ettiğimiz anda çok daha hızlı yol alıp birbiriyle entegre olan sistemleri ülke satına yayma konusunda istediğimiz yere geleceğimizi biliyoruz. Buna hizmet edecek bir projenin işbirliği protokolünü bugün Sayın Bakanımızın şeref tanıklığında imzalamış olacağız. Tır Assist adını verdiğimiz bu projeyle başta Uluslararası Nakliyeciler Derneği, Karayolları Genel Müdürlüğü olmak üzere, Yavuz Sultan Selim Köprüsü,
Kuzey Marmara Otoyolu İşletmeleri, Proline, ISDD şirketleri Avusturya öncülüğünde tamamen gönüllülük esasına göre çalışma arzularını ortaya koydular. Bu projeye katkı sağlama konusunda arzusu olan herkese kapımız açık. Huzurlarınızı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Diğer taraftan Avusturya olarak başta 11. Kalkınma Planı olmak üzere Avus Strateji ve Eylem Planı, Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı gibi politika oluşturma süreçlerine birinci dereceden etki eden belgelerin çalışmalarına da katkı bulunduk. Avus konusu ilk defa kapsamlı bir şekilde 11. Kalkınma Planı'na girmiş oldu. Bu vesileyle çalışmalarına Avusturya'yı dahil eden yetkililere teşekkür ediyorum. Bunlara katkı sunmak bizi mutlu ettiği kadar ülkemizin gelişmesi için sunduğumuz çabayı göstermesi bakımından da önemli. Bu aynı zamanda Sayın Bakanımız Mehmet Cahit Turhan'ın ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya ne denli önem verdiğinin de bir göstergesi. Bir diğer husus da Okan Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile birlikte yapmaya çalıştığımız akıllı ulaşım sistemleri endeksi. Birinci aşamasında kavramsal tasarımını tamamladık. Bu endeks şehirlerimizin AUS konusundaki olgunluk seviyelerini belirleyip değerlendirecek. Böylece şehirleri yönetenler bu alanda nerede olduklarını, ne yapmaları gerektiğini objektif bir değerlendirmeyle görebilecekler. Sayın Belediyeler Birliği Başkanımızın da teşrifleriyle projenin ikinci aşamasını kendileriyle birlikte yapmaktan onur duyacağımızı burada ifade etmek isterim. AUS Türkiye bir taraftan da ülkemizi yurt dışında temsil ediyor. Bu çerçevede Avrupa AUS örgütlenmesi olan ERTİKO'ya bağlı olan faaliyet gösteren Akıllı Ulaşım Sistemleri Dernekleri ağına da yolduk. ITS Kore, ITS Singapur ile işbirliği anlaşmaları imzalayacak, sadece Avrupa ile sınırlı kalmadık. Dünyanın farklı bölgelerindeki akıllı ulaşım sistemleri birlikleriyle de ilişkilerimizi geliştirme çabalarımız sürüyor. Bir diğer odaklandığımız konu ise eğitim. Zirve programı kapsamında ERTİKO ile işbirliği içerisinde ITS ve CITS eğitimi düzenledik. Hem Avusturya için hem de ülke uygulamaları anlamında ERTİKO için bir ilk uygulama oldu. Buradan çok olumlu sonuçlar aldık. Eğitime katılanların sertifikalarını da bu zirvenin sonunda kendilerine takdim edeceğiz. Sayın Bakanlarım, çok değerli misafirler. AUS'un çevrenin korunmasına yapacağı katkının somut bir adımını da Akıllı Yollar Hatıra Ormanı ile oluşturduk. Bu ormanın oluşmasına katkı sağlayan başta Karayolları Genel Müdürü olmak üzere herkese şükranlarımı sunuyorum. Bizim bu zirveyi düzenleyiş amacımız bilgi, birikim ve deneyim paylaşımı. Buradan doğacak etkileşim ve sinerji, akıllı ulaşım sistemleri arasında sadece ülkemizin değil, bütün dünyanın kullanımına açık olacak bir enerji üretecek. Bilgi toplumu yolunda ufuk açıcı gelişmeler kaydedilmesini umuyorum. 2 gün sürecek olan zirvenin başta ülkemiz olmak üzere akıllı ulaşım sistemleri sektörüne katkı sağlamasını temenni ediyorum. Etkinliği yaptığımız bu mekanı bize tahsis eden BTK Başkanımız Sayın Abdullah Karagözoğlu'na, başta ana sponsorumuz Havelsan olmak üzere bütün sponsorlarımıza, zirve programının oluşturulmasından icrasına kadar her aşamasında samimi desteğini esirgemeyen Bakan Yardımcımız Sayın Enver Üskurt'a ve Sayın Ömer Fatih Sayan'a ve emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Katılımlarıyla bizleri onurlandıran, başta Sayın Bakanlarımız olmak üzere teşrif eden herkese şükranlarımı sunuyorum. Saygılarımla. Sayın Bakanım, çok kıymetli konuklar, uluslararası düzeyde çok özel bir anahtar konuşmacımız var bugün. Almanya'da sürücüsüz otomobillerin kullanacağı ilk akıllı yolu inşa eden ekibin başında yer alan ve Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilere sağladığı katkılarından dolayı federal liyakat nişanı ile ödüllendirilmiş çok kıymetli bir isim bugün bizlerle. Efendim, Berlin Teknik Üniversitesi'nden Ordinarius Profesör Doktor Sayın Şahin Albayrak hocamızı şimdi sizlere hitap etmek üzere sahneye davet ediyorum. Buyurunuz. Müzik
Evet, saygıdeğer bakanım, saygıdeğer belediye başkanım, saygıdeğer bakan yardımcılarım, saygıdeğer sektör temsilcilerim, saygıdeğer Ağustos zirvesinin değerli organizatörü, değerli arkadaşlarım, değerli katılımcılar. Evet, ben Berlin Teknik Üniversitesi'nde hocayım. Orada şu anda akıllı arabalar üzerine çalışıyoruz. Geleceğin insansız araçları. Ben aslında bir slide setim vardı, vermiştim arkadaşlara. Bir türlü onu arıyorum da gelmedi de halen. Biz Almanya'da, şey diyeceğim herhangi bir şey var mıdır? Herhalde gelecek gibi geliyor bana. İkinci slide'a geçsek. Tamam. Biz Almanya'da şuna inanıyoruz veya da dünyada şuna inanıyoruz. Geleceğin trafiği, geleceğin ulaşım sistemi çeşitli araçlarda oluşacak. Yani geleceğin büyük şehirlerin ulaşım sistemi çeşitli araçlarda ulaşacak. Bunlarda arabalar olacak, kamyonlar olacak, otobüsler olacak ve hatta küçük bisikletler olacak, skuterler olacak. Biz ikinci inandığımız bir konuysa geleceğin bütün bu araçları akıllı olacak. Akıllı dememizin anlamı öyle akıllı olacaklar ki hatta bunlar kendileri yani insansız olabilmek kabiliyetine sahip olacaklar. Asıl bizim de araştırmak istediğimiz şey akıl ne demek? Yani geleceğin insansız araçlarında akıl diyorsak bunların önemi nedir? Ve diğer bildiğimiz bir şey varsa bundan sonra sadece bir şey yetmeyecek bize. Çeşitli şeylerle yani bir modalite, bir trafik şeysi sadece olmayacak. Bunları birbirimize entegre etmemiz lazım. Biliyorsunuz son zamanlarda en çok konuşulan şey Elon Musk'ın da ortaya koymasıyla geleceğin araçları. Geleceğin araçları dediğinizde geleceğin araçları hepimizin bildiği gibi dijital dönüşümün en fazla dijital dönüşümde en fazla etkilenen bir sektör. Diğer bir gerçekse Almanya otomotiv sektöründe dünyanın en güçlü olan bir şeysidir, sektörüdür. Bizim hepimizin bildiği gibi bu geleceğin araçlarının veyahut da araçların çeşitli levellerde kabiliyetleri vardır. Level 1, level 2, level 3 dediğimiz en son level 4 ve level 5 yani level 5 tamamen insansız, insan kabiliyetine sahip olan araç demek. Buna da baktığımız zaman nasıl oluyor bunun şeysi? Nasıl oluyor bu? Bunda en önemli olan evet burada en önemli olan şey geleceğin aracının insansız olması. Biz geleceğin araçlarının kabiliyetini ölçmek için bir yol inşa ettik. Bu Almanya'nın veyahut da Berlin'in en zor yollarından biridir. Ve bu yolun en zor olmasının nedeni ise bu yolda iki göbek vardır. Her göbekte 5 giriş 5 çıkış vardır. 5 şeritli bir yol ve oldukça zor bir yol. Yani eğer Almanya'da ehliyet almak isterseniz, Berlin'de ehliyet almak isterseniz orada genellikle bütün ehliyet imkanları orada yapılıyor. Almanya'da böyle bir algı var. Eğer siz o göbeklerde çıkabiliyorsanız çok iyi bir sürücüsünüz. Biz de bu yolu seçtik. Bizim yaptığımız ilk şey şu oldu. Biz bu yolu dijitalleştirdik. Sayın Bakanım'la daha önce kendisi şeyken, karayolları müdürüyken hatta kendisiyle de bunu konuşmuştuk. Öyle bir projemiz de olmuştu. Öyle bir konuyu da konuşmuştuk Sayın Bakanım. Biz bunu Almanya'da hayata geçirdik. Ve burada bizim amacımız şu değerli bakanım, biz yolu dijitalleştirmek dediğimiz zaman yolu çeşitli bölümlere böldük. 8 bölgeye böldük. Trafik zorluğuna göre yolu dijitalleştirdik. Bundaki algımız şu, her bölgeye çeşitli sensörler yerleştirdik. Sensörlerin yanına
küçük bir bilgisayar, küçük bir roadside unit dediğimiz bir teknoloji koyduk. Ve buradaki amacımız arabayı desteklememiz. Bildiğiniz gibi geleceğin arabası eğer insansız olacaksa bu arabanın 3 özelliğinin olması lazım. Birincisi arabanın çok iyi güncel ortamı çok iyi algılaması lazım. Yani perception dediğimiz bir olay. İkincisi geleceği çok iyi algılaması lazım. Yani prediction etmesi lazım. Üçüncü bir özelliği ise arabanın çok akıllı bir şekilde planlanması ve kontrol etmesi gerekiyor. Tabii son olan olaylarda Pittsburgh'da Uber'in yaptığı kazalarda veyahut da şeyinin yaptığı kazaları göz önünde bulundurduğumuz zaman Tesla'nın biz şu gerçekle yüzleştik. Yani bu gerçekte şudur. Bundan sonra arabadaki akıl yetmiyor. Biz çevrede daha akıl, daha fazla bilgi vermemiz lazım arabaya. Arabanın bu veriyle, bu bilgiyle daha hızlı önünü görebilmesi gerekiyor. Tabii biz bu verilerin hepsini bir defa araba bir bölgeye girdiği zaman arabaya veriyoruz. Yani arabanın içinde iki resim vardır. Biri güncel gördüğü, kendi imkanlarıyla gördüğü, biri algıladığı. Aynı veriyi bir de şeyden veriyoruz, caddede veriyoruz. Caddede verdiğimiz zaman bu alan 800 metredir veyahut da 3,5 kilometredir. Biz yukarıda da gördüğünüz gibi bu verilerin hepsini cloud'a gönderiyoruz, buluta gönderiyoruz, bulutta da agrege ediyoruz. Yani haritanın hepsini gösteriyoruz. Bunun faydası nedir? Bunun faydası biz bir defa toplumu bilgilendiriyoruz. Toplumu bilgilendiriyoruz. Toplumu nasıl bilgilendiriyoruz? Biz orada topluma da hizmet getiriyoruz. Örneğin Berlin'de bizim yolda işlediğiniz zaman sorabilirsiniz yola. Şu anda yoldaki trafik nedir? Veyahut da yoldaki hava kirliliği nedir? Bu yolda nerede park yeri bulabilirim? Tamamen koordinatlarıyla size veriyor. İkinci hedefimiz biz bu yolda geleceğin insansız araçlarını, geleceğin akıllı arabalarını, arabaların kabiliyetini test etmemiz. Yani bu yola bir araba girdiği zaman biz bu arabanın bütün kabiliyetini ölçebiliyoruz. Bu araba önüne herhangi bir engel çıktığı zaman nasıl davranıyor, kaç saniye içinde park edebiliyor, kaç saniye içinde trafik lambasını algılayabiliyor ve buna benzer verilerin hepsini ölçüyoruz ve bunları devamlı olarak düzeltiyoruz. Şehrin belediyeleri için çok çok önemli. Geleceğin oluşan şirketleri için çok çok iyi, önemli. Çünkü büyük bir veri topluyoruz. Burada her gün 40 terabayt üzerinde veri topluyoruz. Bu veri biliyorsunuz hepimiz yapay zeka üzerine konuşuyoruz. Yapay zekanın en önemli olan etken veriye sahip olması. Biz bu verileri topluyoruz. Veriler üzerine şirketlere sunuyoruz ve bunlara burada kendi sistemlerini geliştirmekte yardımcı oluyoruz. Diğer tarafta biz Berlin Teknik Üniversitesi olarak dünyanın en iyi üniversitelerinden biriyiz ve bizim amacımız çok iyi bir laboratuvar elde etmemiz. Yani şehir kendisi bizim için bir laboratuvardır. Biz burada yapay zeka denemelerini yapıyoruz. Biz burada güvenlik denemelerini yapıyoruz. Güvenlik dediğiniz zaman ne oluyor? Burada bizim bu yola döşediğimiz 140 tane şey vardır, sensör vardır. 140 tane küçük bilgisayar vardır. Bunun güvenliği de bizim için çok önemlidir. Örneğin bu yol aynı zamanda protokol yoludur. Bir cumhurbaşkanı geldiği zaman bu yolda geçiyordur ve biz bunun güvenliğini sağlamamız lazım. Bu evet gördüğünüz yol şu yol. Biz bu yolu çeşitli sensörler yerleştirdik. Bu ilk etapta bizim kendi Berlin Teknik Üniversitesi'nin kampusuna yerleştirmiştir. Bir takım arkadaşlarımız tanıyorlar bu yolu. Bu yol bizim üniversiteden çıkar ve Berlin kapısına kadar gider. Bizim için önemli olan konular neydi? Hangi zorluklarla karşılaştık? Bir defa biz bu yolu yaptığımız zaman 40'tan fazla sensör yerleştirdik. Yani 40 değişik sensör tipi yerleştirdik. Yani bu çeşitli teknolojileri entegre etme şeysiyle yüzleştik. İkincisi ise biz burada çok büyük bir veri topluyoruz. Bu verileri hızlı bir şekilde analiz etmek, verileri
hızlı bir şekilde değerlendirmek. Üçüncü bir şeyimiz ise güvenlik tabii. Biz, güvenlik bizim için olmazın olması. Diğer en önemli olan şey biz yapay zeka geliştirmemiz. Yani scalable machine learning ve yapay zeka geliştirmemiz gerekiyordu. Ve biz bunların yaptıklarımızı burada valide etmemiz hem toplum için hem sektör için. Diğer bir şey ise biz çeşitli sektörlere bu yaptığımız alt yapıyı ve verileri onlara da sağladık. Evet, şurada demin bahsetmiştim. Bu arabanın içinde insansız bir arabanın gördüğü bir görünüş. Sağ tarafında arabanın üzerindeki liderler ve kameralar ve arabanın kendi gördüğü, bu küçük fotoğrafta kendi gördüğü veri. Burada gördüğünüz özelliklerden en önemli olan şey, araba kendisi gördüğü zaman sadece görüyorsunuz, araba dediğimiz şu araç. Sadece öndeki ve yandaki arabayı görebiliyor ve bu aracı yoldaki sensörlerle beslediğimiz zaman hatta öndeki bisikleti görebiliyor. Yani bizim kendimizin görmediği verileri arabaya veriyor ve daha da ilerisine bütün yolu gösterebiliyor. Örneğin arabaya söyleyebiliyor ki senin 49 kilometre hızla gitmen lazım. 23 saniye sonra lamba kırmızıya dönüşüyor. Boşuna benzin yakmana gerek yok. İleride hayvanlar yola çıkacak veyahut da bisikletçiler var ve bütün bu verileri hızlı bir şekilde araca verebiliyor ve bunun anlamı da geleceğin aracının çok hızlı, çok yani insana benzer bir kabiliyete sahip olmasıdır. Tabii biz bunu yaptığımız zaman neden yaptık bunu hep soruyoruz. Birincisi geleceğin arabalarını burada kabiliyetlerini ölçebilmek adına yapmıştık. İkincisi ise çeşitli teknolojileri integre ederek, örneğin biz bu yolda 5G teknolojisini kullanıyoruz. 5G teknolojisini kullanmamızın amacı ise yani çok real time, gerçek bir an durumda şey etmemiz, iletişim kurabilmemiz ve hem arabanın yollan hem yolun bulutla ve hem de bulutun da arabayla iletişimi bizim için çok çok önemli. Çeşitli şeyleri yani belediyenin ve belediye içinde çok çok önemlidir. Diğer tarafta ise bizim yapmak istediğimiz, toplum için yapmak istediğimiz şey güvenlik ve hayat kalitesini ilerletmemiz. En önemli olanlardan bir tanesi de çok iyi bir altyapı olmamız ve bu altyapı sayesinde biliyorsunuz en son Berlin ve Berlin yakına Tesla Avrupa'nın Gigafactory'sini kurdu ve burada önemli nedenlerden birisi de bu yolun olması, burada çok iyi bir altyapının olması, çok iyi bir mühendisliğin olması. Hatta Tesla bizim laboratuvarın yanında, kendisi biliyorsunuz Tesla'nın Almanya'da yaptığı yatırımın iki bacağı vardır. Bir bacağı fabrika kurmak, diğer bacağı ise innovation ve design laboratuvarı kurması. Bu design ve innovations laboratuvarı bizim laboratuvarın yanında bir binada olacak. Burada 2000 tane mühendis çalışacak. Bunlar da aynı şekilde bizim bu kullandığımız altyapıyı kendileri de kullanmış olacaklar. Tabii burada biz neler yaptık? Biz biliyorsunuz son zamanlarda en fazla konuşulan şey iklim değişikliği. Biz burada trafiğin iklim üzerinde olan etkisini ölçebiliyoruz. Ve iklimin nasıl değiştiğini de kaydedebiliyoruz, gösterebiliyoruz. Diğer tarafta biz bütün karabalık yolları biraz daha da yolların yani yukarıda gösterdiğimiz, ikinci şeyde gösterdiğimiz fotoğrafla benzemesini istemiyoruz. Artık zamanımızın fazla bir şekilde çoğunu arabada oturarak geçirmek istemediğimizi ve yolların daha da rahat olmasını istiyoruz. Diğer tarafta çok trafiğin daha da güvenli olması, çok az kaza olmasını sağlamak istiyoruz. Diğer tarafta bizim
Almanya'daki hedeflerimizin bir tanesi, biz Almanya'da otomotiv şirketiyiz. Burada yeni teknolojilerin oluşmasını istiyoruz ve bu yeni teknolojilerin oluşması için de çok iyi bir altyapıya ve çok iyi bir veriye ihtiyacımız vardır. Bütün şirketlerimizin ve üniversitelerimizin, araştırmacılarımızın bu altyapı üzerinde çalışmasını istiyoruz. Ve diğer bir önemi ise biz ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak istiyoruz ve teknoloji lideri olmak istiyoruz. Bu bizim yaptığımız küçük bir video. Burada bu video yolu gösteriyor. Bu yol gördüğünüz gibi bizim Berlin Teknik Üniversitesi'nin kampüsünün olduğu yerde başlıyor ve yola çeşitli trafik sensörlerini yerleştiriyoruz. Bu bahsettiğim iki göbek, bu Berlin kapısı buradan başlıyor bizim üniversiteye kadar. Bu yol tamamen 3.7 kilometreden oluşuyor. Gördüğünüz iki göbek vardır ve biz bu göbeklere, bu yollara çeşitli sensörler yerleştirdik. Yanına kırmızı gördüğünüz bunlar roadside unit ve edge computing dediğimiz şey ve bunların 5G ile donatılmış ve burada amaç araçların çok akıllı olması, insansız araçların çok akıllı olması ve insanların çok hızlı, arabaların çok sağlıklı bir şekilde ilerlemesi ve hem yolun, hem arabanın, hem de bulutun 3 özelliğe sahip olması. Birincisi hızlı bir şekilde algılaması, ikincisi ise geleceği algılamaları, üçüncüsü ise çok iyi bir planlama ve kontrol edebilmek kabiliyetine sahip olması. Evet, beni dinlediğiniz için çok çok teşekkürler. Bahsettiğim yol ve bu yol şu anda Almanya'da insansız araçlar için kullanılıyor. Ve biz şu anda yaptığımız iki araç vardır. Birincisi Volkswagen'ın Tiguan aracı. İkinci bir araç ise BMW'nin aracı. BMW'nin i3'ü. Ve bu iki araç insansız araç. Çok fazla donanımla donatılmış, çok fazla sensörlerle, liderlerle donatılmış. Bu iki arabada full otonom, yani level 5 olarak kendileri hareket edebiliyorlar. Çok çok teşekkürler. Anahtar konuşmacımız Ordinarius Profesör Doktor Sayın Şahin Albayrak'a tekrar teşekkür ediyoruz bu değerli sunumları için. Efendim, aramızda olamadıkları için üzüntülerini dile getiren ve akıllı ulaşım sistemleri zirvesine başarılar dileklerini ileten önemli isimleri, değerli isimleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Profesör Doktor Sayın Mustafa Şentop telgraf göndererek dileklerini ilettiler. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank, Adalet Bakan Yardımcıları Uğurhan Kuş ve Zekeriya Birkan ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer telgraf göndererek iyi dileklerini ilettiler efendim. Sizlere de aktarmak istedik. Çok değerli konuklar, Avrupa'da akıllı ulaşım sistemleri alanında uzun yıllardır özel bir yeri ve emeği olan ve 3 yıldır Ertigo CEO'su olarak görev yapan Sayın Jakob Bengtsgaard'ı şimdi konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Dear Minister, distinguished guest, President of IGS Turkey, and ladies and gentlemen, good morning. And I'm very pleased to be here, to be at this summit. It's a very important cooperation for us between Ertico and IGS Turkey, and we are very happy to be here to share experience on the developments of IGS in the future. As CEO of Ertico, we are working very closely on a daily basis with the future developments of IGS. We've been working with IGS for 30 years now in Ertico, and we are working to develop this in Europe and also beyond.
We are working with our partners, public and private organizations, and we work very closely with the ITS nationals as well. Some of the ITS nationals are here, and also ITS Turkey. In these last 30 years, we have seen a lot of changes happening in the ITS sector. We have seen from the presentation of the professor here where we are going in the future. We have been developing digital maps, electronic tolling, e-safety or advanced safety vehicle systems. We have been developing a comprehensive traffic management system, and all this is happening through the last decades. But where are we going in the future? Well, first of all, the first thing that comes to my mind is resilience in the mobility sector. We are really faced with a lot of challenges of the dependence of the mobility sector to the economy. And when we have events like the current crisis we have in the world, we see how important transport and mobility is in this. We also see it when it comes to environmental impact on our society. Safety, efficiency, decarbonization are some of the key things that we are working on, because we know that the future mobility sector will be connected, automated, and electric. So we have plenty of challenges within our organization and the way we work with the outside. The digital transformation that we have seen in many other sectors are more and more coming also to the mobility sector. We call this the Internet of Mobility that are developing at the moment. This has a huge impact when all is connected. It has a huge impact on the development of mobility, but it also has an even huger impact on the users of mobility for the future. We are very much moving from a focus on transport and individual modes to the mobility services for people and goods. And the consumers are expecting us here to innovate, to provide them with new solutions. The ownership model is changing also for mobility, and the consumers are looking at other alternative solutions to car ownership. They are looking for convenient mobility solutions at a click, and there we have to be able to provide the framework for this. We also see more and more people moving to the cities, and these are creating some big challenges for the cities. We need to look at all the innovative mobility solutions coming to them overnight, and we have to help them to implement solutions in an often an existing old and outdated regulation that are applying today. So what do we do exactly within Ertigo for this? Well, first of all, we facilitate the cooperation on innovation and deployment through a number of actions. I will mention a few of them. Yesterday, we organized here in Turkey the first 2020 Ertigo Academy event, as it was also mentioned by the president of ITS Turkey in the opening. We had almost 50 participants, and we are now cooperating with our partner countries to share the information on the developments of ITS. This is a great opportunity we have in this academy, and we are very pleased that Turkey was the first country who joined this program. We also work with our cities. We look at with our cities on how can we develop a new urban environment that can make the cities more livable, more sustainable for the future. And that's why we have launched a new program for the way we work with cities within Ertigo. We also launched a startup program. We need to link our work to the latest innovation and to capture what is happening in the startup community. And one of the companies that we work with, I met them recently, and a new person there said, well, you represent the old technologies, we represent the new technologies, and we can benefit from cooperating together. It is not really the way that things are, but we can definitely benefit a lot from working together. We need more innovation. We need
to understand more the transformation, the disruption that is happening. They need funding, they need know-how, they need directions, and this is where, very much where we, all technologies, can provide solutions for them. So our innovation and deployment department in Ertico, we have one of the most advanced in the world with 25 experts working on projects in a range of 250 to 500 million euro a year. We work with hundreds of organizations around the world, including from Turkey. And you might also know us from the ITS congresses that we organized. We organized the first congress in Paris in 1994. We have the next congress that you can participate in. The European ITS Congress is happening, hopefully, in Lisbon in May this year. We have our first Central Eastern Congress in Kazan in September this year, and the ITS World Congress in LA in October this year. Next year, we have the next European ITS World Congress, which takes place in Hamburg in October. So all in all, you have plenty of opportunities to be part of the international ITS community. We are very pleased to be the ones facilitating the platform for exchange of information. We are extremely pleased to be here to learn more about what is happening in Turkey and how we can contribute to these developments. And I wish you some exciting, pleasant the coming days in this summit. Thank you very much. Efendim Sayın Jacob Bentgaard'a çok teşekkür ediyoruz yaptıkları konuşmadan ötürü. Kıymetli misafirler, ülkemizdeki ilk kadın belediye başkanlarından biri olan ve 2018 yılından bu yana da Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı görevini yürüten Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin'i şimdi konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Efendim buyurunuz. Saygıdeğer Bakanım, değerli Bakan Yardımcım, kıymetli genel müdürlerim, ulaştırma camiasının değerli temsilcileri, kıymetli hocalarım, değerli hanımefendiler, beyefendiler, değerli katılımcılar, bugün hem Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak hem Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı olarak huzurlarınızdayım. Öncelikle Sayın Bakanıma ve bütün ekibine, şahsım, şehrim ve ülkem adına çok teşekkür ediyorum. Hem genel müdürlük yaptığı sırada ben parlamentoda görev yapıyordum. Yaptığı çalışmaların bugün ne kadar önemli olduğunu şehrimde görerek yaşayan bir kardeşiniz olarak hem de bugün ülkemizin geldiği noktada bu yapılan çalışmaların, bu önemli zirvenin ev sahipliğinden dolayı müteşekkiriz Sayın Bakanım. Çok teşekkür ediyorum. Değerli katılımcılar, özellikle şunu belirtmek istiyorum ki zamanın ruhunu yakalamamız lazım. Biraz önce hocamızı dinledik. Zamanın ruhu ne diyor? Bilgi ve teknoloji çağındayız. Bilgi ekonomisi diyor. Yapay zeka diyor. Endüstri 4.0 diyor. Toplum 5.0 diyor. Dolayısıyla bizim bu değişen zamanın ruhunu yakalayabilmemiz için, rekabeti yönetebilmemiz için bu altyapımızı mutlaka güçlendirmemiz gerekiyor. Sürdürülebilir kalkınma diyor. Yalnızca ekonomik kalkınma değil, insani ve çevresel kalkınmayı bir bütün olarak görüyor. O yüzden biz Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesiyle Türkiye Belediyeler Birliği olarak yerel yönetim manifestosundaki en önemli başlık olan akıllı şehirler üzerine çalışma başlattık. Sayın Bakanımızın da çok büyük destekleriyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesiyle yaklaşık 2 ay önce ATO'da önemli bir zirveyi gerçekleştirdik. Bu zirvede özellikle uluslararası alanda akıllı şehir nasıl olur, şehir nasıl akıllanır dediğimizde akıllı güvenlik, akıllı çevre, akıllı tarım, akıllı eğitim, akıllı sağlık gibi birçok konu başlıklarında uluslararası alanda neler yapıldığını böyle gelip anlattılar. Ulusal anlamda da kendi içimizde bu yapılan çalışmalar konuşuldu ama bu başlıkların en önemli kısmı akıllı ulaşımdı. Niye? Çünkü artık bütün metropollerin en büyük sorunu akıllı ulaşım. Ulaşımla ilgili vatandaş odaklı, sürdürülebilir kalkınma ve özellikle verimlilik esaslı çözümlemeler üretmemiz gerekiyor.
21. yüzyıl veri yüzyılı. Kim verilerini toparlayıp toplumun sorunlarını çözme kapasitesine kullanırsa onlar hem ülke olarak hem şehir olarak bu rekabeti yönetebilecek altyapıyı sağlayacak. O yüzden akıllı ulaşımda, akıllı ulaşım başlığında yapılan çalışmaları çok kıymetli buluyoruz. Bütün dünyayı yakın takip ediyoruz. Kendi ülkemizdeki gelişmelerin de yakın takipçisiyiz. Türkiye Belediyeler Birliği olarak da bu yapılan çalışmalarda belediyeler en büyük uygulayıcı. Belediye başkanlarımızın bunu gündemine alması, bu konuda kendi kurumsal kapasitesini güçlendirmesi, kendi yazılım ve donanım altyapısını çalışması ve bu alanlarda çok ciddi bir şekilde çözüm üretmesini önemsiyoruz. Yaptığımız bu zirvede özellikle benim de bir fikrim var diye ulaştırma alanında yapılan bütün projeleri değerlendirdik. Kendi içinde 20 projeyi ciddi bir şekilde mali destek vererek fonladık ve onlara bir şey söyledik. Eğer bir yıl sonra bu projeyi hayata geçirirseniz çok daha yüksek bir şekilde bu işin Türkiye Belediyeler Birliği olarak mali boyutunu destekleyeceğiz dedik. Bunu niye yapıyoruz? Belediye başkanlarının bu meseleyi gündemlerine almalarını ve bu konuda kendi şehirleriyle ilgili yapacak çalışmaları güncellemelerini istiyoruz. Aksi takdirde bu gelinen dünyada hocamızı dinledik şimdi. Yapay zeka sürücüsüz nasıl bir aracı olunur ve sensörlerle nasıl bir sistem kurulur? Dünya bunu konuşuyor. Dünyanın bunu konuştuğu yerde biz de ülkemizde bunu konuşur hale dönüştürmemiz gerekiyor. Gaziantep Büyükşehir olarak 2014 yılında belediye başkanı olarak başladığımda özellikle ulaşımla ilgili çok ciddi sorun alanları olduğunu gördük. Önce acil eylem planı yaptık ama arkasından ulaşım, imar ve iklim master planı hazırlattık. Çünkü ben mühendisim. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bize ilk öğretilen şey ölçmediğiniz hiçbir şeyi düzeltemezsiniz. Önce ölçmeniz, ondan sonra üzerine bu aldığınız veriler doğrultusunda düzeltmeniz gerektiğini öğrendiğimiz için önce bu çalışmayı yaptık. Bu çalışmayı yaptığımız zaman 2014 yılın Gaziantep'inde keş parayla, nakit parayla ulaşım yapılıyordu. Şimdi geldiğimiz noktada akıllı ulaşımda öyle büyük bir yazılım ve donanım altyapısı oluşturduk ki yalnızca Gaziantep kartın şu anda kullanıcısı 500 bin kişi. Bu ne kadar önemli bir iş yaptığımızı gösteriyor. Daha da önemlisi kredi kartıyla birisi geldiğinde artık Gaziantep'in ulaşım sistemine girip kendi kredi kartıyla ulaşım sistemine dahil olabiliyor. Yaptığımız çalışmada çeşitlendirme çok önemliydi. Bisiklet yolları, bisiklet terminalleri, bisikletlerin bu sistemin içerisindeki birbiriyle revizyonu, kara tren hattının hızlı trene dönüşmesi, mevcut hafif raylının hızlı trene dönüşme altyapısının oluşturulması, ulaşım master planının onaylanması. Bunların hepsi o kadar önemli çalışmalardı ki bunların hepsini bir bütün olarak çalıştık. Şu anda 2023-2053 Gaziantep'inde nereye gidiyoruz ve bunun üzerinde nasıl bir çalışma yapacağımızı çalıştık. Hele bizim şehrimizi düşündüğünüzde bir de 400 bin mülteciyle 9 yıldır birlikte çalışıyoruz. Bir mühendis olarak eğer bunu yönetememiş olsaydık bugün çok daha büyük sorun alanlarını konuşmuş olacaktık. Şehirler vücutlara benziyor. Nasıl vücutlar sağlıklı olması için damarların çalışması gerekiyorsa bizim can damarlarımız şehirlerimizde de altyapı ve ulaşım. Can damarlarını iyi çalıştıramazsak o şehrin sağlıklı olması, huzurlu olması, mutlu olması mümkün değil. İnsanı merkeze alan verimlilik esaslı bir çalışmayı hayata geçirmek istiyorsak bu meseleleri çok ciddi bir şekilde kafa yormamız gerekiyor. Geldiğimiz noktada bugün Bluetooth sisteminde sensörlerle şehrin hareketlilik alanını ölçüyoruz. Şehir nereye hareket ediyorsa ulaşım sistemimizi ona entegre edecek şekilde bir altyapı oluşturuyoruz. Mesela kendi çalışma arkadaşlarınızla birlikte bunun altyapısını oluşturmak. Bugün aramızda olan arkadaşlarımızla birlikte sürekli kendimizi güncelliyoruz, kendimizi yeniliyoruz. Verilerimizi toparlıyoruz, bu verileri çözüm odaklı, şehrin sorununu çözme kapasitesini yüksek olarak tutmaya çalışıyoruz. O yüzden eğer metropolseniz, eğer göç alıyorsanız bu meseleleri çok iyi yönetmek durumundasınız. Ve bizim dünyanın 10. ekonomisi olma gibi büyük bir hedefimiz var. Hepimizi çok heyecanlandırıyor. Eğer dünyanın 10. ekonomi hedefine ulaşmak istiyorsak bu meseleler üzerine çok ciddi bir şekilde yatırım yapmamız, altyapımızı güçlendirmemiz ve bunun üzerine
özellikle yerel kalkınmayı altyapısını arttırmamız gerekiyor. Türkiye Belediyeler Birliği olarak bunun yakın takipçisiyiz. Cumhurbaşkanımızın himayesini alması elimizi güçlendirdi. Ama Sayın Bakanımızın ve ekibinin yaptığı çalışmalar da en büyük gücümüz. O yüzden Sayın Bakanım size ve ekibinize çok teşekkür ediyoruz. Belediyeler Birliği olarak da yapılacak her çalışmada yanınızda olduğumuzu ifade ediyor. Katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin'e çok teşekkür ediyoruz hitaplarından ötürü. Değerli misafirler, artık gelenekselleşmiş olan ve AUS alanındaki çalışmaları desteklemek için üçüncü kez organize edilen Ulaşımda Aklın Yolu ödülleri bugün birazdan sahiplerine kavuşacak ve bu heyecana hep birlikte tanık olacağız. Ama bu ödüllerin öncesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Mehmet Cahit Turhan kürsümüzü şereflendireceklerdir. Hitaplarını yapmak üzere Sayın Bakanımızın kürsüyü teşriflerini arz ederim efendim. Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekillerimiz, çok değerli konuklar, kıymetli sektör temsilcileri, basınımızın değerli mensupları, hanımefendiler ve efendiler, Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği, Türkiye'nin pek çok ülkeden konusunda uzman katılımcıları bir araya getirdiği böylesine önemli bir zirvede sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kıymetli katılımcılar, teknolojik bir çağda yaşıyoruz. Bu nedenle her şey baş döndürücü bir hızla gelişiyor, değişiyor. Bu gelişime ve değişime ayak uyduramayan toplumlar maalesef geri kalmış ülkeler arasında yerini almak zorunda kalıyor. Bugün artık ülkelerin gelişmişlik seviyeleri erişim altyapılarıyla doğru orantılı. Kişi başına düşen milli gelir, okur yazar oranları gibi değerler çağdaş medeniyet seviyelerini belirlemekte yeterli kalmıyor. Tabii ki bu durum emek, kaynak ve zaman tasarrufunun yanı sıra güvenlik ve konforu da yanında getiriyor. Buradaki birçok hatırlar, eskiden bir nüfus cüzdanı fotokopisini almak, onaylatmak bir insanın yarım gününü alırdı. Şu anda ise ihtiyaç duyduğunuz bir kamu hizmeti bir tıkla elinizin altında. Bu nedenle attığımız her adımı da bu bahsettiğim gerçekler üzerine atıyor, stratejilerimizi de buna göre belirliyoruz. Ve bu nedenlerden dolayı belirlediğimiz bilgi toplumu hedefi doğrultusunda hızlı adımlar attık ve çok güzel sonuçlar elde ettik. Sektörün rekabete açılması, özel sektör de bu alana çok önemli miktarda yatırım yaptı. Şu anda 449 işletmeci 802 farklı alanda yetki belgesiyle hizmet veriyor. Geniş bant abone sayısı 77 milyonu geçti. 2003 yılında 87 bin kilometre olan fiber hattımız bugün 371 bin kilometreyi aştı. Mobil abone sayımız 83 milyona yaklaştı. Makineler arası haberleşme abone sayısı ise 5 milyon 700 bini buldu. Kamu kurumlar arasındaki veri iletişimini tüm saldırılara karşı
daha güvenli hale getiren internette kapalı kamu sanal ağı Kamunet kuruldu. E-Devlet hizmetleri artan bir ivme ile geliştirmeye devam edildi. Ve artık 46 milyon kullanıcı aylık ortalama 300 milyon işlem yapabiliyor. 5G çalışmaları ile birlikte yerli ve milli üretim çalışmaları kapsamında Bilgi Teknolojileri Kurumumuzun desteğiyle uçtan uca yerli ve milli 5G projesini de başlattık. Keza bu gelişmeler sayesinde şu anda haberleşme altyapımız sadece insanların bağlantı kurduğu bir ağ olmaktan çıkmış durumda. Şimdiden nesneler, araçlar, elektrikli cihazlar, binalar, yollar gibi akıllı nesnelerin oluşturacağı kendi kendini öğrenen akıllı ağlar kurulmaya başlandı. Bununla birlikte artık vatandaşlarımız tarafından da akıllı evler, akıllı şehirler, akıllı sağlık ve tabii ki akıllı ulaşım talep edilmeye başlandı. Hamdolsun bu noktada da biz talepten önce altyapımızı kurmaya başladık. Çünkü keşkelere yer bırakılmadan hayatı kolaylaştırmak bizlerin hedefi. Hükümet olarak bu görevi layıkıyla yerine getirme gayreti içerisindeyiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yolda yaparken yolu üzerinde sadece taşıtların gidebildiği inşaat yapısı olarak değil, sürücülerin, yolcuların, yayaların, canlıların ve mallarının emanet edildiği sanat yapıları olarak gördük. Bizim için yol sadece bir inşaat değil, bütünün bir parçasıdır. Yolu yaptık bitti, araba üstünde gidiyor mu gidiyor, o zaman tamam diye bir anlayış içerisinde değiliz. Araba düz ovada da gider. Böyle bir anlayışı kabul edemiyoruz. Etmiyoruz da. Biz bu nedenle öncelikle ülkemizi aklın yolu olan bölünmüş yollarla donattık. 2003 yılında 6100 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağını 21.080 kilometre daha ekleyerek 27.180 kilometreye çıkardık. Sadece 6 ilin bölünmüş yolla bağlandığı bir Türkiye'den bugün 77 ilimiz bölünmüş yollarla birbirine bağlandı. Toplam yol ağımızın %40'ı bölünmüş hale gelirken trafiğin %82 bölünmüş yollarda seyahat ediyor. Bu sayede kafa kafaya çarpışma riskini ortadan kaldırdık. Sürücülerimizin yolculuk esnasında stresini azaltırken trafik güvenliğimizi de artırdık. Bölünmüş yollar sayesinde trafik hacmi artmasına karşın kazalardaki hayatını kaybeden kişi sayısı %71 oranında azaldı. Yapılan bu bölünmüş yolların yakıt ve zaman tasarrufuna katkısı yıllık toplam 18 milyar Türk lirasının üzerinde. Bunun yanında yollardaki zararlı gaz salınımı 3 milyar 900 milyon ton da azalmış oldu. Böylece çevremizi de korumuş olduk. Bununla birlikte akıllı ulaşım sistemlerinin ülkemizde etkin kullanılabilmesi ve yurt genelinde yaygınlaştırması için 2023 stratejimizi de belirledik. Bu noktada çalışmalarımıza devam ettiğimiz gibi ve Avrupa Birliği ülkeleri tarafından yapılan çalışmaları da yakından takip ediyoruz. Hız yönetimi, yolların geometrik standartlarının düzenlenmesi, otokorkuluklarda enerji sönümleyici sistemlerin uygulanması gibi affeden yol uygulamalarını da yaygınlaştırdık. Ülkemizin dört bir yanına bunları kurmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda kaza kara noktası ve kaza potansiyeli yüksek kesimlerde iyileştirme çalışmalarına önem veriyoruz. Bu süreçte akıllı ulaşım altyapılarını
gerek sürücülerimizin, gerekse yolcularımızın hizmetine bir bir veriyoruz. Kavşakları değişken trafiğe yanıt verebilecek hale getiren trafik uyarmalı sinyalizasyon sistemlerini kurmaya başladık. İhtiyaç duyulan bu kavşaklardaki sabit zamanlı sistemlerin yerine bu sistemleri kurarak birçok kavşakta önemli zaman tasarrufu sağlıyoruz. Şu ana kadar 153 kavşağın trafik uyarmalı sinyalizasyon yönetimi biçimine dönüştü. 129 kavşakta da çalışmalarımız devam ediyor. Trafik güvenliğini artırmak amacıyla kazaların yaklaşık %70'inin meydana geldiği kavşaklarda gerekli tüm düzenlemeleri yapıyoruz. Birbirini takip eden sinyalize kavşaklarda durmadan sabit hızda geçişi sağlayan yeşil dalga uygulamalarını da yaygınlaştırıyoruz. Akıllı ulaşım sistemleri merkezi binalarından ikisinin yapımını tamamlayarak hizmete verdik. Bir tanesinin yapımına devam ediyoruz. Bölge müdürlüklerimizde oluşturulacak 14 ayrı akıllı ulaşım sistemi merkezi binalarına ait projeleri de tamamladık. Ana akıllı ulaşım sistemleri merkezinin görüntü, ses ve otomasyon sistemlerini de Mayıs ayı içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Trafik yönetim merkezlerinde toplanacak verileri işleyerek gerçek zamanlı olarak başta sürücüler olmak üzere trafikte ilgili tüm kullanıcılarla paylaşılmasını da sağlıyoruz. Böylece bir kaza veya yolun rutin akışını engelleyen, aksi bir durumda yol ve sürüş güvenliğinin kısa sürede sağlanabilmesi için yolcu ve sürücülerin eş zamanlı bilgilendirilebilmesini de mümkün kıldık. Gerek ulusal güvenlik ve gerek mali takip olmak üzere birçok verinin anlık olarak toplanmasına imkan veren uğraştırma elektronik takip ve denetim sistemini de kurduk. Akıllı yol pilot uygulaması olarak başlatılan 505 kilometre uzunluğundaki Antalya-Gazipaşa, Antalya-Tekirova ve Antalya-Sandıklı karayolu güzergahlarına fiber optik kablo kurulumunu yapmıştık. Bu yolumuz tüm sinyalizasyon işlemlerinde makineler arası iletişime ve hatta sürücüsüz araçlara kadar tüm uygulamaları destekleyecek. Pilot uygulamalarımızın ardından Ankara, İzmir, Denizli ve Sivrihisar-Bursa karayolu kesimlerini de fiber kablo kurumunu başlatmış bulunuyoruz. Bu çalışma kapsamında 18 Ekim 2021 tarihine kadar 1385 kilometre karayoluna fiber optik kablo hattı döşemiş olacağız. Hedefimiz orta vadede 15 bin kilometre akıllı yola ulaşmak. Değerli konuklar, bizim akıllı ulaşım hizmetlerimizin temelinde insanımıza verdiğimiz değer vardır. Bakanlık olarak oluşturduğumuz ulaştırma politikalarıyla hayata geçirdiğimiz ve geçirmeye devam ettiğimiz akıllı ulaşım sistemleriyle vatandaşlarımızın hayatını korumakla kalmadık. İnsanların trafikte bekleme sürelerini azalttık. Yolculukları çok daha konforlu hale getirdik. Ancak teknolojinin gelişme hızı yatırımların gerçekleşme hızını aşabiliyor. Bunu bilerek, geleceği düşünerek hareket ediyoruz. Tüm planlarımızı ve altyapımızı olabildiğince esnek ve gelişmelere uyum sağlayabilecek şekilde tasarlıyor ve hayata geçiriyoruz. Bu noktada sektörde yer alan tüm paydaşların fikirleri ve deneyimleri bize yol göstermektedir. Bu nedenle bu yolda bize yardımcı olan, akıllı ulaşım sistemlerinin gelişmesinde aklını koyan, proje üreten kurumları ve kişileri teşvik eden bu zirvede bizim için çok önemli. Bu vesileyle de bu önemli etkinliği hayata geçirerek sektör adına bu kadar önemli ve değerli isimleri bir araya getiren Türkiye
Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği'ne teşekkür ediyorum. Bu zirvenin ülkemiz adına hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor. Hepinizi saygıyla tekrar selamlıyorum. Efendim, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Mehmet Cahit Turhan'a çok teşekkür ediyoruz konuşmalarından ötürü. Sayın Bakanımız meclisteki AK Parti grup toplantısına katılmak üzere harekete geçtiler. Kendilerini alkışlarla efendim gönderiyoruz. Çok teşekkürler. Katılımlarıyla bizleri onurlandıran Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz tekrar. Çok kıymetli misafirlerimiz, şimdi sıra Ulaşımda Aklın Yolu ödüllerini sahipleriyle buluşturmaya geldi. Ağız Türkiye, sektörde faaliyet gösteren özel, tüzel ve kurumsal çalışmaların kamuoyunda daha bilinir olması, bu alanda motivasyonun daimi kılınması ve sektöre desteğin önemi konusundaki bilincin gelişimine katkı sağlamak amacıyla 3 senedir bildiğiniz gibi akıllı ulaşım alanındaki çalışmaları ödüllerle destekliyor. Bu sene çok sayıda proje ödüle layık görüldü. Öncesindeki yoğun çalışma sürecinde jürimiz çok sayıdaki başarılı projeyi çok detaylı bir şekilde değerlendirdi. Ödül törenimize geçeceğiz ama geçmeden önce başta jüri başkanımız Profesör Doktor Sayın Mustafa Ilıcalı olmak üzere jürimizdeki bütün isimleri anmak ve emekleri için tek tek teşekkür etmek istiyorum. Jüri başkanımız Profesör Doktor Sayın Mustafa Ilıcalı ve üyelerimiz